ailesi nedeniyle. Aynı kişiyi aynı konuşma yüzünden aynı gerekçeyle iki dava birden açıldı. Üstelik aynı binadaki iki mahkemede, Kartal Adliyesi'nde neredeyse yan yana iki salonda. Avukat Eren Keskin 6 yıl önce Almanya'da bir konferansa katıldı. Konuşmasında da Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok sert ifadelerle eleştirdi. Profesör Necla Arat'ın suç duyurusu üzerine de hakkında dava açıldı. 301. maddeden, yani Türklüğe hakaretten açılan dava Kartal 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Aradan bir yıl geçti. Aynı konferanstaki sözleri nedeniyle Eren Keskin hakkında bir dava daha açıldı. Çünkü bu defa da emniyet suç duyurusu yapmıştı. Yani aynı suç iki ayrı mahkemede dava konusu olmuştu. İki davanın kahramanı da gerekçesi de aynıydı. Ama sonuçları çok farklı oldu. 3. Asliye Ceza Mahkemesi Almanya'daki konuşmayla ilgili mahkumiyet kararı aldı ve sanık 10 ay hapse mahkum oldu. Bakın, burası 3. Asliye Ceza Mahkemesi. 3 oda yan tarafta 5. Asliye Ceza Mahkemesi var. Orası da aynı davayı görüyordu ve de bir sene sonra alınan kararda sanık için beraat oldu. Suçlama aynı suçlama, sanık aynı sanıktı. Ama Eren Keskin 3 oda arayla hem suçlu bulunmuş hem de beraat etmişti. Çünkü bir mahkemenin suç olarak gördüğü sözleri diğer mahkeme sert eleştiri olarak kabul etmişti. Bu durum en çok da mahkumiyet kararı veren 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Servet Kartal'ı şaşırttı. Aynı konuda açılmış bir başka dava olup olmadığını ancak sanık veya vekilinin bildirmesi üzerine mahkeme öğrenebilir. Hakim Kartal medya aracılığıyla haberdar olduğu bu gelişmeyle şaşkın. Şimdi 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nden dava dosyasını bekliyor. Aynı konuşma olup olmadığını inceleyeceğiz ve buna göre durumu değerlendireceğiz. Acaba mahkumiyet kararını veren mahkemenin hakimi beraat kararını nasıl değerlendiriyor? Mahkemenin orada kanaati söylenen sözlere göre o şekilde oluşmuş. Şimdi iki dava dosyası da incelenecek. Eğer aynı suç söz konusuysa 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hapis kararı düşecek. Çünkü diğer mahkemenin verdiği beraat kararı kesinleşti. Oysa mahkumiyet kararı kesin değil. Çünkü Yargıtay'dan döndü. Zaten aslında bunların hiçbiri de önemli değil. Önemli olan aynı suç nedeniyle iki farklı mahkemeden birbirinin zıttı iki karar çıkması. Nedeni basit. Söz konusu maddede suç soyut. Çünkü düşünce ve ifadeye ilişkin. Bu yüzden eleştiri nerede başlayıp nerede bitiyor, ne zaman hakarete dönüşüyor, sözler hangi durumda cezayı gerektiriyor? İşte bütün bu soruların yanıtları bilirkişilerin yorumuna ve hakimlerin takdirine kalıyor. 301. madde de en çok bu nedenle akılları karıştırıyor.